niye süt içmedin? Sevdin, içemedin. Ha? Ben 11 yıldır başlamışım. 11 yıl içerisinde 3 bebek bir anneden başladı. Ondan sonra bana mama kokusuna mı geldiler, Allah tarafına mı geldiler, geldiler, çok aldılar. Baktım çok yani dağdan taştan olan geldi. Hepsi ayıma, ben de hepsine kucak açtım. Kışın soğuktan, yazın sıcaktan bunları koruma altına aldım. Ne yapayım, canlı hayvanlar, onların da bir canı var. Soğuğa dayanamıyorlar, sıcağa dayanamıyorlar. İşte her taraftan gelen geldi, biz de onlara elimden geldiğince yani çok şükür yağımızdan kavruluyuk. Ama işte elimde avucum olan bunlara yedirdim valla. Hastalıklarından, veterinerinden, klinikten, ne olursa yani. Her şeylerinden, yavrularından. Çok şükür bugün eten yani bir şeyim olmadı. Ben onlardan mutluyum. Biz onlardan mutluyuz. Ben bir tane daha sokakta görsem diyeyim keşke bunu da alalım içeri. Keşke bu da soğuktan korunadı, sıcaktan korunadı. Elazığ'a yeniyim çarşıya arabaların altında hayvanlar kimi sakat, kimi hasta, kimi aç. Elimde acımda olsa mamadan gelecek, kızlarım olsun ben. Hepimiz mamadan gelecek diyeyim yılda bir köpek rastlar, kedi rastlar hemen döker. Ben en çok benim istediğim işkence etmesinler. Şu hayvanlara şu işkenceye bir son versinler ne olur. Hayvan değil mi ki abla, abi bana Allah aşkına getir mama ver değil mi? Değil mi? Ağzı yok, dili yok. Gezi. Otlanıyor. Bakın bir şey buldu, buldu. Bulmazsa yine şükredi, yedi. Ama yarın bunu bu dünyada sadece yaşamak değil. Bu dünyanın böyle genç yaşayacağı yok. Sefamızı sürecek diye bir şey yok. Bu dünyanın o bir dünyası da var. Gideceksin oraya hayvan. Allah senden soru soracak. Sen hayvana niye bakmadın? O hayvan diyecek bana gittim kapıma, kapıdan beni gönderdi. O hayvan toprak olup gidecek. Onlar da Rabbim cehenneme atacak. Diyecekler keşke biz de toprak olduk da bu cehenneme atılmayalım. Bu budur. Bunun o bir dünyası da var. Bir tek burada yaşamak değil. Millet böyle ben başka bir şey istemem. Eziyet etmesinler. Elinden gelen de bir tas su olsun. Allah'ın bedava suyunu bile bırakmayın. Oraya koysun değiller oraya bırakma. Oraya koysun değiller oraya bırakma. Han kedim var. Han kirlisin. Han pisin. İsteyen kapım açık. Herkese de. Ama ben burada büyüklerime sesleneyim. Ne olur biraz duyarlı olsunlar. Hayvanlara en şeyi işkenceye dur desinler. Hepsi de isimleri var. 70 aşkın kedim var. İsimlerde hepsi var. Kozalak, sarı pepiş, degir, baby, her türlüsü sarı pepiş, kınalı, ne bileyim her türlüsü var. Hepsinin adı var, hepsinin isimlerini de tanıyla çağırdım. Hepsi de toplanıp gelip badem, çok çok kavun, hepsi var. Karpuz, komşum limon, muz, hepsinin adı var. Hep de meyve adları en çok da bırakmışım. Ben Elazığ'a gitsem, çarşıya gitsem, yanım yolda hepimizi de... Benim de bir tekler kızlarım, ben hepimizi tanıyorlar. Gelip burada bizi karşılıyorlar. O kadar alışmışlar ki hayvanlar yani. Halkımızda suç. Halkımız. Köpek avladı, ben yatamayayım. Kedim yavladı, ben rahatsız olayım. Ben de rahatsız olayım. Bizim de bir canımız var. Bak kucak açmış upuncasına. Kışın hep pişin çağır, hep soğuktan yazın. Yine sıcaklanlar gölge buldu, buldu bu masaya içeri geli. Soğukta dur, yine duramayacaksın. Elbet başını sokacak bir evin var. Ha bu hayvan nereye gitsin? Nereye gitsin? Oradan kov, buradan kov. Ben kovam, sen kovasın, o biri kova. Kovmak kolay. Ama vicdanım götürmüyor, vicdanım el vermiyor. Aldığım hayvanı rahatlayayım. Kayboldular mı gideyim arayayım, arayayım buldum buldum. Bulmamsa diyeyim ne demem Allah'ım sen vermesin, sen al için. Ben ne yapayım? Biz kediler hani seviyorduk ama öyle bahçemizde değillerdi. Sonra tabii başka anneler geldi, yavruları. Derken kalabalık bir aile olmaya başladık. Bakıyorsun işte hastalanıyor, tedaviye götürdük, tedavisiydi. Sonra... İşte çoğalmasınlar diye bunların kısırlaştırmalarını yaptırdık. İmece usulüyle mesela arkadaşlarımızla biz de destek olduk. Bunların kısırlaştırmalarını yaptırdık. Şu andaki çoğu kedileri kısırlaştırdık. Ve Harput'takilerden de hani kısırlaştırma yapıyoruz. Sadece bahçemizde olanlar değil. Yani ben burada bahçem var diye. Yoksa ki ben hayvanlara asla içeride tıkılmasına karşıyım. Doğada yaşayacaklar. Nasıl tilki doğada, işte diğer hayvan canlılarımız doğadaysa. Kedi ve köpek de doğada. Onlarla yaşamaya... Alışmamız lazım. Harput insanı, Harput halkı hayvanları seviyor Allah'a çok şükür. Ve bir örneğiz biz burada. Harput'taki komşularımız olsun. Hepsi de yemek veriyor, su bırakıyorlar. Ha bizim daha çok kalabalık. Hani o da Allah'ın bir hikmeti. Ben öyle düşünüyorum. Lütfen siz de buradaki canlılar olsun. Yani tüm Türkiye'de hangi şehirde oturursanız oturun. Kapınızın önündekileri aç bırakmayalım. Onlara destek olalım. Biz sayfamızda Gazze'yi de paylaşıyoruz. Ama biz büyük lider miyiz? Hayır. Biz Allah'ın bir kuluyuz. Sesimizi duyuruyoruz, paylaşıyoruz. Bu büyüklerin işi, büyük bürokratların işi.
onu hani benim bize haddimizi aşar ama ne paylaşırız Rabbim. İnşallah Gazze'de olan kardeşlerimize de bir kapı açar. Onlar da kurtulur. İşkence çeken hayvanlarımız da kurtulur. Rabbim tüm dünyaya merhamet verir inşallah. Kardeşi vefat etti babamın. Kız getiriyor. Ne birini? Küçük bebek. Kır kız. Sen sütünü içtin mi nene? Papilerin yaş olmuş. Hadi git. Nasıl iyileşmiş kocaman oldu. Koşu. Hasta da iyi. Kral Bey bir sen de iyi. Bakın Ali da iyi, sen de iyi. Hadi gidelim. Hangi bu? Sen de iyi. Hepimiz de iyi, hepimiz de var. Hadi.